Ramazan Lezzetleri programına hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın ikinci günü. Eminim ilk gün zor geçmiştir. Zor geçtiği kadar da keyifli geçtiğini düşünüyorum. Bugün size biraz daha böyle sulu bir yemek seçtim. Şiveydis. Antep'te özellikle Nisan-Mayıs aylarında ilkbaharda doğal antibiyotik olan şiveydis yemeği yapılır. İkinci ürünüm ise yeşil mercimekli, pancarlı böyle harika bir salata. Yine Nisan-Mayıs aylarında böyle ilkbahara özgü olacak, o ürünlerle olacak ve yine doğal antibiyotik etkisi gösterecek. Dilerseniz şimdi malzemelere geçelim. 350 gram kuzu etim var. Yaklaşık yarım su bardağı haşlanmış nohut var. Yine hazır haşlanmış kullanacağım. Ondan sonra yarım bağa yakın taze soğanın sadece beyazlı sap kısımları, yeşil kısmını kullanmayacağım. Aşağı yukarı 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 tane yumurta sarısı olacak. Baharat olarak da normalde hasbir kullanılır ama ben burada yoğurumu katıp nane kullanacağım. Çünkü hasbir ile nane aynı anda kullanılmaz Antep yemeklerinde. Bu da önemli bilgidir. Ve et suyum var. O da aşağı yukarı bir 4,5 su bardağı kadar olacak. Şimdi önce etimizi alıyoruz. Ben her zaman söylerim. Önce tuzunu, karabiberini vermemiz lazım diye. Çiğken ete tuzu, karabiberi çekeceğiz ki et iyice o lezzeti içine çeksin. Tuzun, karabiberin o eksik kalan lezzetin içine çeksin ve başlayalım. Bu arada aynen ocağımı da yakıyorum. Ocağınız yansın, hiç korkmayın. Yani tava ısınsın. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Şimdi tereyağı çabuk yanar. O yüzden önce tereyağını atarak başlamayacağım. Onu da örnek göstereyim. O yüzden önce direkt etleri atacağım. Etin yağı biraz daha güçlüdür tereyağından. Başlıyorum etimle. Şöyle bir tane de kaşık aldım elime. Oh, ses gelmeye başladı. Şimdi dediğim gibi şiveydis ilkbahar aylarında pişer. Özellikle Nisan-Mayıs ayları gibi Anteplilerin en çok evlerine tükettiği yemektir. Benim de en sevdiğim yemektir. Tabii ki Antepliler bu yemeği çok daha iyi yapar ama ben en azından Antepli olmayanlara biraz daha böyle kendi yorumla bu yemeği anlatmak istiyorum. Çok sevdiğim bir ürünü sizinle paylaşmak istiyorum. Ramazan'ın da ikinci günü. Ramazan demek ne demekti? Paylaşmak, bolluk, bereket demekti. Bunu da hep beraber yaşayalım istiyorum. Bunlar pişerken ben bu arada soğanlarımı doğrayayım. Soğanları en son ilave edeceğim. Şimdi bir de dağılır. Yani taze soğan hemen içine atarsanız dağılır. O yüzden en son ilave edeceğim. Bununla birlikte çok fazla bölmek istemiyorum. Yani aşağı yukarı ikiye bölüp içine atsanız hem görsel olarak daha güzel olacaktır hem de daha bütünlük sağlayacaktır. Sadece şöyle ikiye bölüyorum. Şimdi bir yandan ocak devam ederken pişmeye, bir yandan da sizin elinizle başka iş yapabilirsiniz. Bu da sizi her zaman hızlandıracaktır ve daha hızlı yemek yapmanızı sağlayacaktır. Daha da kontrollü olacaksınızdır. Orada sarımsaklarım var. Sarımsakları doğrayabilirim. Sarımsaklar da taze sarımsak. Yani niye taze? Çünkü daha besin değeri yüksek. Daha lezzetli. Biraz daha az hafif aroması var. Yani diğer sarımsak kadar çok böyle koku da vermez. Ben daha çok seviyorum o yüzden. Sarımsak da kolay yanan bir ürün olduğu için onu da daha sonra ilave edeceğim. Şu an benim en büyük derdim etin güzelce pişmesi, o renk alması, sonra nohutlarla özdeşleşip içine meyanesinin, sebzelerinin girmesi olacak. Ben bunları doğradıktan sonra meyaneye başlayalım. Meyane derler, kestirme derler, yemeğin terbiyesi derler, bir sürü şey söylenir. Şöyle bir tane yumurta sarım var. Bunu alıyorum. Bunu çok yaparım, bunu arkaya atayım. Birazcık zeytinyağı, yani yaklaşık 2 yemek kaşığı falan yeterli olacaktır. Ondan sonra yoğurt koyacağım. Evet, yoğurdu unutmayalım. Birazcık aslında et suyunu ben yemeğin içine ilave edeceğim ama bir parça buraya et suyu koymak istiyorum çünkü iyicene çırpılabilsin diye. Şimdi meyanenin de bütün özelliği şeydir. Yani yemeğe kıvam verir, lezzet verir. Ama dikkat etmezseniz de yemeği kestirir. Yani böyle kesik kesik olur. O bilirsiniz o görüntüyü. O yüzden bunu temperleyerek koyacağım. Yani temperlemek ne demek? İki tane farklı ısıdaki sıvıyı, farklı sıcaklıktaki sıvıyı birbirine geçirmek demektir. Bunu böyle geçirdiğiniz zaman kesik kesik olmayacaktır ve daha güzel bir dokusu, daha güzel rengi olacaktır. Bakın mesela şu an böyle güzel bir rengi olacak. Ben bunu sıcak şeyin içine direkt atsam bu kesilir. Hiç güzel olmaz. O yüzden böyle yemeğe suyunu verdikten sonra onun suyuyla böyle kendi ısısını yaklaştıracağım. En son ilave edeceğim. O zaten aşamaya gelince ben size gösteririm.
Yani etim biraz daha renk alsın. İyicene böyle biliyorsun ben renk almasına çok takığım. Çünkü iyice böyle lezzeti açığa çıkmasını istiyorum. Etim biraz daha renk alsın. İyicene çıksın. Ardından nohutları ilave edeceğim. Sonra suyunu vereceğim. Böyle tıkır 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 o pişecek. O arada ben size salatayı anlatırım. Salatayı yapmaya başlarız. Şu an bence hikaye güzel. Suyunu vereyim de nohutlar çünkü şimdi koyarsam dağları önceden haşlanmış olduğu için birazcık suyu çeksin. O suyunun sıvı kısmı gitsin ki lezzeti içine geçsin. Yine biliyorsunuz o tencerenin dibinde kalan lezzetli parçaları soğuk ürünle yani bu sirke olur, su olur, et suyu olur bunları soğuk koyarsanız o bütün lezzetli parçacıklar yemeğin içine geçecektir. Ben yani yine onu yapıyorum. Belki biraz daha su olabilir. Yani tarif için 4,5 bardak yazdım da siz kullandığınız ürüne göre kendiniz ayarlayabilirsiniz zaten. Tamam, meyhanemiz hazır, sarımsaklarımız hazır. Nohutları içine atacağım ama hatta nohutlarla birlikte sarımsakları atabilirim. Şöyle onları birleştireyim. Hepsini bir atalım. Doğru, tereyağını da vereyim ben. Şimdi aklıma geldi, tereyağını da vereyim. Çünkü çok fazla yüksek derece çıkmayacağı için tereyağı yanmayacak. Tamam, şimdi buradaki setup'ımız hazır. Bunlar en son içine girecek şeyler. Şimdi ben salataya başlayayım. Salatayı anlatmaya başlayayım bu arada. Dilerseniz ben bu arada malzemeleri sayayım. Onu atlamak üzereydim. Bir tane kapya biberim var, kırmızı. Ondan sonra bir aşağı yukarı bir su bardağı kadar pancar turşusu var. Bunu ama kendiniz de pancaralı paşam yapabilirsiniz. Yine bir su bardağına yakın yeşil mercimek var. Yeşilliklerim var. Ne var? Taze nane, dereotu, taze soğan, karabiber, tuz ve olmazsa olmazımız zeytinyağıyla. Bir parça da sarımsak atacağım böyle o lezzet iyicene geçsin diye. Ben şimdi bunu yapmaya başlıyorum. Bu arada ürünüm pişiyor yani ana yemeğimiz pişiyor. Schweidis en sevdiğimiz yemek. Yani sizin de öyle olacağına inanıyorum o yüzden söylüyorum. Şöyle çöpümü almıştım kenara. Çekirdeklerden kurtuluyorum. Şöyle birbirine vursanız tık 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 hemen gider hepsi. Yani yine nasıl bir ürün var elimde? Şöyle pancar turşum var. Aşağı yukarı küp ama bu hazır doğranmış olduğu için biraz böyle şekilsiz olmuş. Buna yakın bir şekilde yapayım. Hatta biraz daha küçük yapayım ki ana ürünü geçmesin. Biberleri de ona göre doğrayacağım. Yani şöyle. Şöyle yapsanız aşağı yukarı yeterli olacaktır yani. Bir orta boy biberi üçe bölüp. Şöyle tıkır tıkır bölseniz çok güzel olacaktır. Bu aradığım ürünleri de bir yandan içine atayım. Hatta nasıl benim pancarlarım hazır. Onu da gayet içine atabilirim. Ana ürün pancar olduğu için ondan daha fazla kullanacağım. Şöyle koyayım. Suyundan çok fazla gelsin istemiyorum. Zaten zeytinyağı kendim ekleyeceğim. Ona göre ayarlayacağım. Yeşil mercimeği de ilave ettim. Tamam, bunları karıştıracağım. Şimdi bunun neye eksik? Yeşillikler eksik. Yeşillikleri de nane yapraklarını ben böyle tek tek ayıklamayı istiyorum. Çünkü şu nanenin sert kısmını kimse yemez yani. O çok uygun değil. Yapraklarını doğrayıp böyle minik minik şey yapacağım. Nasıl diyeyim? Ya biz şifonat diyoruz da mutfakta size böyle ince uzun doğramak gibi yapacağım. Öyle anlatabilirim. Şöyle göstereyim hatta örnek olarak. Böyle hepsini üst üste koyarsanız sonra şöyle katlarsınız. Şöyle istediğiniz uzunlukta, istediğiniz kalınlıkta. Ya gerçi uzunluk yaprağa göre de istediğiniz kalınlıkta doğrayabilirsiniz. Biz buna şifonat diyoruz. Siz de bu şekilde doğrayabilirsiniz. Ya işte bu yeşillikler hep bol miktarda C vitamini, bol miktarda mineral içeriyor. O yüzden hep çok yararlı ürünler. Çok fazla tüketmenizi öneririm özellikle Ramazan aylarında. Şöyle şöyle. Klasik taze soğan doğrar gibi doğrayacağım. Şimdi dereotlarını bilirsiniz hani bir önceki programda chop etmek demiştim. Böyle gelişi güzel parçalamak bıçakla. Onu yapacağım. Çok zevkli oluyor aslında. Bilmiyorum siz de sever misiniz? Böyle bıçağı gelişi güzel savuracağım. Şöyle saplarını da kullanacağım. Ben dereotun saplarını kullanmasını çok doğru buluyorum. Hem sıfır atıktan dolayı hem de lezzetinden dolayı yani hani
sadece yaprağı değil, gövdesine çok güzel lezzetler var. Aroması var. Şimdi herkes de dereotu sevmez aslında. Mesela benim kardeşim hiç sevmez dereotunu. Ama bir şekilde yer, yararlı diye. Yani bence yararlı diye yememiz lazım. Tabii sevmezseniz, çok da sevmiyorsanız içinden çıkarabilirsiniz bu ürünü. Öyle içine attım. Şimdi zeytinyağını, tuzunu, karabiberini niye koymuyorum? Çünkü şu an koyarsam yemeğim pişmedi. Bunu koyacağım, sulanacak, yeşillikler böyle buruşacak, yumuşayacak, çok kötü olacak. O yüzden en son tam böyle servis ederken koyacağım. Bir parça sarımsak koyacağım. Sarımsağı şey de yapabilirsiniz. Mesela ben şöyle kullanıyorum. Sarımsağı sadece bıçak darbesiyle şöyle eziyorum. Ondan sonra zeytinyağının içine atıyorum. O sarımsağın bütün aroması zeytinyağının içine geçiyor. Sonra onu böyle ufak ufak yemeklerin içine, salatanın içine kullanıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Ufak bir öneri olsun bu da. Evet, sarımsağı doğrayacağım. Minik minik. Yine çop ediyorum. İçine atıyorum şöyle. Bu da hazır. Bunu da kenara alıyorum. Şu an bütün olayım ana yemeğim kaldı. Bunu da servis ederken zaten içine zeytinyağını, tuzunu, karabiberini eklerim. Yemeğimize bakalım. Ya kuzunun tadı da başka, hani bilmiyorum, dana seven daha çoktur ama kuzunun tadını seven de başka bir şey sevmez yani. Çok güzel kokuyor şu an kuzu. Bunu kesinlikle deneyin. Şiveyizi kesinlikle deneyin. Yani bugün olmaz, yarın bir Ramazan sofranızda, iftar sofranızda deneyin bunu. Şimdi nohutlarını ilave edeceğim. Ki nohutlar da o aromasını, lezzetini içine çeksin. Etin aromasını, et suyunun aromasını. Böyle koydum. Harika bir Antep yemeği. Hatta şey derler yani, doğal antibiyotik. İçindeki ürünlerden dolayı direkt doğal antibiyotik olarak söyleyebilirsiniz siz de. Bugün ne pişirdin? Antibiyotik pişirdim. Yani aşağı yukarı bir 10 dakika kadar ihtiyacım var. Daha sonra nanesini ekleyeceğim, taze soğanları ekleyeceğim ve servise sunacağım. Zaten meyanesini biliyorsunuz, onu temperlek içine ilave edeceğim. Bir 10 dakika sonra görüşelim. Şimdi yemeğim istediğim kıvama geldi. Bakın o suyunu çekti, şöyle göstereyim. Oh. Yani harika oldu, o parlaklığı, lezzeti, kokusu falan size geçmiyor ama en azından parlaklığı görüyorsunuzdur. Şöyle yapayım. Şimdi buna ne yapacağız? Burada biliyorsunuz meyane yapmıştım, onu temperleyeceğim. Temperlemenin ne olduğunu az önce anlatmıştım. İki tane sıvıyı farklı ısıtırken birbirine kaynaştıracağım ki kesilmesin diye. Şimdi nasıl yaparım? O normalde tek şeyle yapmak zor. Servis kaşığımı şöyle suyundan alıp içine atacağım. Çok hızlı olmam lazım çünkü bu suyu bunu kesebilir. Şöyle hemen tık 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 çırpmalıyım ki kesilmesin. Yoksa biliyorsunuz böyle yani kırçıldı bir rengi olur böyle. Kesik kesik olur. Bir parça daha su istiyorum ben. Biraz nohutları falan da geldi ama gelmesin. Suyu gelsin aynen. Şöyle atalım. O arada unuttuğumuz ne vardı? Taze soğan. Taze soğan da tutalım içine. Biraz böyle yumuşasın. Meyanemizi de yaptık. Hatta bunu servis ederken nane demiştim. Kuru nane. Onu nasıl kullanacağım? Onu da göstereceğim size. Unutmadan. Soğanları da böyle yumuşatalım. Ya bilirsiniz evde hani mantının üstüne falan böyle biberli yağ gezdirirsiniz. Aynı şekil naneyi koyacağım. Bir parça zeytinyağı. İkisi de kolay yanacak ürünler olduğu için çok az ısıda tutacağım. Şöyle iyice bir karıştırayım. Ha, şöyle yapsanız iyidir. Belki bir parça daha nane. O da bir yandan şurada böyle cozur cozur olsun. Heh. Harika. Şöyle soğanlar içinde erirken etimizi görüyorsunuz. Şöyle. Tamam. Ben şimdi bunun sıvısını katmak istiyorum. Çünkü katayım ki iyice otursun. Şöyle belki biraz da koyarken çırparsanız yine kurtarırsınız. Kesilmemesini sağlarsınız. Şöyle şöyle. Şimdi hani bir taşım kaynatılır ya, bir tık böyle kaynatacaksınız. Onu da göstereyim. Şöyle. Aa, ama mesela bunu yaptınız, benim işim var, içeri gideyim bir bakayım derseniz siz içeri gidip gelene kadar bu kesilir. O yüzden başında bir durun, hafif hafif karıştırın. Şöyle nohutları çok fazla parçalamadan. Ya nohut çok enteresan bir şeydir. Böyle
pişmez, pişmez, pişmez bir bakarsınız helva gibi olmuş, dağılır. O yüzden nohut varken her zaman böyle bir temkinli olmalısınız. Orada nanem şey oluyor. Bunu kısayım. Bu arada salatayı bitirelim. Ne demiştik? Yemeğimiz pişmediği için salatayı yapmıyoruz. Ama şu an yemeğimiz pişti. Salatayı yapabiliriz. Bir parça zeytinyağı. Hatta biraz bol koyabilirsiniz zeytinyağı. Zeytinyağı tam bir şifa deposudur. Şöyle alttan yukarı doğru. Alttan yukarı doğru. Zarar vermeden ürünlere karıştıralım. Yani şimdi ben turşu kullandığım için limon kullanmadım, sirke kullanmadım. Siz kendiniz normal pancardan yapıp doğrarsanız içine bence limon ve bir parça sirke koyabilirsiniz. Ben çok fazla istediğini düşünmüyorum şu an dedim. Oh, bu da nefis oldu. Bunu kokusaz değil mi? Bu da güzel. Şöyle salata için ben bunu kullanacağım. Böyle servise başlayalım. Oh oh. Yani şu renk cümbüşüne bakar mısınız? Her renk var. Yemek önce göze hitap edecek çünkü. Önce gözümüze yemeye başlıyoruz. O yüzden böyle bütün renkleri kullanmayı ben tercih ediyorum. Bence bu salatayı, salata sevmiyorum diyen bile yer. Öyle düşünüyorum. Tamamen şahsi kanaatim böyle. Yani salatalar biraz daha böyle hacimli bırakılır ki İyice onun taze olduğu, güzel olduğu anlaşılsın diye. Hemen et yemeğime bakayım, şivelizime. Oh. Harika. Naneyi de şöyle alalım. Nanem hazır. Yakmayacağım, şuraya koyayım. He. Tezgaha koyarsam yanar çünkü. Şöyle altını kapatalım. Servise de şöyle. Oh. Şöyle bol bol. Yani koktu, bütün stüdyo koktu. Oruçlu oruçlu hepimiz böyle. Şu an bunun kokusuyla mest olmuş durumdayız. Artık iftarı bekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle koyayım. Bir parça kenarı taştı, onu hemen peçeteyle siliyorum. Şöyle sildim. Şöyle, şöyle alalım, cızır cızır. Ya şu anki kokuyu tarif edemem size. Hani bütün sesi, kokuyu, sesi duymuşsunuz da kokuyu tarif edemiyorum. İnanılmaz. Bekle beni iftardan sonra. Bugün ne yaptık? Harika bir Antep yemeği olan şiveydiz. Bol antibiyotik deposu, içinde böyle kuzu eti, nohut, baharatlar, taze soğan, muhteşem bir lezzet ortaya çıktı. Bütün stüdyo bizim şu an koku altında. Yanına böyle güzel bir salata, sağlıklı, pancarlı, yeşil mercimekli, yine bol yeşillikli muhteşem bir ürün ortaya çıktı. Ramazan boyunca burada yemek yapmaya devam edeceğim. Size her gün Osmanlı'dan, Türk mutfağından, Anadolu mutfağından lezzetler sunacağım. Ve bunları böyle ufak tefek tüyolarla kendi yorumumu katacağım. Bizi takip etmeye devam edin. Herkese hayırlı iftarlar dilerim. Yarın yeni bir gün, yeni bir tarif. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.